Merhaba arkadaşlar. Geometri formülleri hatırlayalım serimize. 3. video ile devam ediyoruz. Bu videoda da çokgenler, dörtgenler ve yamukla ilgili formülleri göz atacağız. Öncelikle çokgenlerle başlayalım. Şimdi genel özelliklerine bakacak olursak. En kenarlı bir çokgenin iç açılarının toplamı n-2 çarpı 180. Şimdi bu hep gördüğümüz bir ifade. Bunları bu tarz formülleri aklınıza tutmanın zor olduğunu biliyorum. çünkü sürekli olarak karşınıza çıkıyor ve karışabiliyor hangisi hangisiydi. Bunu birkaç tane örnekten aslında aklınıza kalabilir. Mesela üçgeni düşünelim. Üçgenin iç açılarının toplamının sonuçta biz ilkokuldan beri 180 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki formül için mesela başka bir çokgenin iç açılar toplamını bulmak istediğimiz zaman normal ne diyoruz? Biz bunun 180 derece olacaksa şimdi 180 olması için o zaman üçgenin kenar sayısının 3 olduğunu biliyoruz. O zaman 3'ten ne çıkarmamız gerekiyor ki sonuçta bu 180 ile çarpıldığı zaman 180 olsun diyoruz. Dolayısıyla 3 eksi 2 yani burası 1 çarpı 180'den üçgenin iç açılar toplamının 180 olduğunu biliyoruz. Yani bu formülü unutsak bile bu şekilde kendinizi hatırlatarak başka bir çokgenin iç açılar toplamını bulabilirsiniz. En eksi 2 çarpı 180 dedik. Dış açılar toplamını yine aynı şekilde üçgende nasıl dış açılar toplamı 360 derece ise aynı şekilde bütün çokgenlerde dış açılar toplamı 360 derecedir diyoruz. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. Şimdi bunun da n-3 olduğunu nasıl kalabilir? Mesela kareyi düşünelim. Karede bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. Mesela bu köşesinden çizilebilecek köşegen sayısına baktığımız zaman bir tek burasını çizebiliyoruz. Dolayısıyla bir, bir köşesinden çizilen köşegen sayısı bir tanedir. Karede mesela. Şimdi kare kaç kenarlı? Dört kenarlı. Dörtten ne çıkarmamız lazım ki sonuç bir olsun? Dörtten üç çıkarttığımız zaman. O zaman biz... Köşe, bir köşesinden çizilen köşegen sayısını bize sorsa n'den 3 çıkarttığımız zaman köşegen sayısını bir köşesinden yalnız ona dikkat edelim. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısını bu şekilde hatırlamış olabiliriz. Yani ezber yapmanıza gerek yok aslında. Bir köşeden çizilen köşegenlerin oluşturduğu üçgensel bölge sayısı. Şimdi kareye baktığımız zaman bir köşeden çizilen köşegen köşegenin oluşturduğu üçgensel bölge sayısı 2 tane. O zaman normalde dört kenarlı bir çokgenimiz var elimizde. iki çıkabilmesi için iki çıkartma, çıkartmam gerekiyor. Dolayısıyla en 2 de bize üçgensel bölge sayısını verdi. Mesela beşgenin kaç tane üçgensel bölge oluşturmak bulmak için buradaki iki formüldeki ikiyi biz bu şekilde hatırladık. 5 eksi giden üç tane üçgensel bölge oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında düzgün çokgenlerde iç açısı ve dış açısını vermiş. Şimdi iç açısının bu formülü yine hiç hatırlamanıza gerek yok aslında. Dış açısının dış açısı her çokgende dış açısının 360 derece olduğunu biliyoruz. 360'ı n'e böldüğümüz zaman kenar sayısına böldüğümüz zaman bize dış açısını verecek. Onu da 180'e tamamladığımız zaman iç açısını zaten kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Yani ekseden bunu da aklınıza tutmanıza gerek yok. Direkt bunu bilseniz yeterli. Şimdi düzgün beşgenle başlayalım. Düzgün olduğuna göre bütün kenarları birbirlerine eşit. Ve burada mesela iç açısı dış açısını bulmak istersek. 360'ın dış açısını bulacağım. Beşgen olduğuna göre 360'ı 5'e böldüm. Dış açısı 72 derece geldi. 180 derece tamamladığımız zaman da iç açısının 108 derece olduğunu bu şekilde hatırlamış olduk. Bunun dışında düzgün beşgende AH simetri eksenidir diyoruz. Şimdi simetri ekseni nasıl olacak? Burada A'dan geldi veya herhangi fark etmez. Mesela B'den ED'ye geldi dik bir şekilde hiç fark etmez. AH simetri ekseni derken buraya dik bir şekilde geliyor. Ve burasını iki eşit parçaya bölüyor. Yani buradaki iki bölgede hatta birbirlerine eşit geliyor. Ve buradaki AH açı ortay doğrusudur diyoruz. Ve burasını iki eşit parçaya bölecek. Normalde 108 dereceydi iç açısı. O zaman bunlar da 54 derece 54 derece şeklinde gelecek. Dediğim gibi başka bir açıdan da olabilirdi. Sonuçta buradan da yine aynı şekilde dik indirdiğimiz zaman burasına B 1 diyelim. Yine aynı şekilde simetri ekseni. iki eşit parçaya böldü. Burasını iki eşit parçaya böldü. Burada yine açı ortaya oluştu. Yine 54 derece 54 şeklinde paylaştırabilirsiniz. Bunun dışında düzgün beşgenin bütün köşegen uzunlukları birbirlerine eşittir. Burada mesela AD köşegenimiz, AC köşegenimiz, BD köşegenimiz. EC köşegenimiz bütün köşegen uzunlukları birbirlerine eşittir diyoruz. Düzgün beşgen olduğu için. Devam edelim. A, B, C, D, e düzgün beşgeninde CDEF eşkenar dörtgendir. Şimdi bu aslında çok çabuk unutulan bir özellik bunu şöyle bir işaretleyelim. Bir düzgün beşgen vermiş bize. Şimdi zaten biz düzgün beşgende bu uzunlukların birbirlerine eşit olduğunu biliyoruz. Eğer AC köşegeni de çizdiği zaman şimdi burada sonuçta bunlar AC burada ED'ye paralel geldiği için bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Aynı şekilde DC ile EB de birbirlerine paralel olduğu için bu uzunlukla da bu uzunluk birbirlerine eşit oldu. Dolayısıyla burada bir eşkenar dörtgen oluşmuş oldu. Evet düzgün altıgenle devam edelim. Yine aynı şekilde düzgün olduğu için bütün uzunlukları birbirlerine eşit. İç açısına ve dış açısına bakacak olursak 360 bölü 6'ya böldüğümüz zaman dış açısının 60 derece olduğunu, 180 derece tamamladığımız zamanı 120 derece olduğunu bu şekilde bulmuş oluyoruz. Bunun dışında FC köşegeni. Şimdi burada iki şekilde aslında köşegen uzunluğumuz var. Mesela BF köşegeni ile FC köşegen uzunlukları birbirlerinden farklı. Aynı şekilde mesela BD köşegeni burada e, aslında şöyle geliyor. İç açısı 120 derece sonuçta biz bu uzunluklar eşitse buradaki açıların da 30 derece olduğunu da biliyoruz. Üçgenlerde görmüştük 30 30 120 üçgeninde. 30'un gördüğü A ise 120'nin gördüğü mesela A kök 3. Yani buradaki BF köşegeni, BD köşegeni, FD köşegenlerin hepsi A kök 3 geliyor. Ama burada en uzun köşegenlerimizden biri CF köşegeni, BE köşegeni, AD köşegeni bunların hepsi 2A birim uzunluğunda. 2A'da nereden buluyoruz? Burada AB'ye paralel olarak geldiği için burada e, tam 2 katı olarak gelecek. Yani burası A kadar ise burası 2A kadar uzunlukta diyeceğiz. Tam ortasındaki köşegenimiz 2 katı uzunlukta gelecek. Bunun dışında buradaki FC köşegenimiz yine aynı beşgende olduğu gibi buradasına 2 yani açı orta olarak gelecek. 2 eşit açıya böldü. 60 derece 60 derece aynı şekilde burada da öyle. Yine bunlar birbirlerine paralel. Buradaki uzunluklar birbirlerine paralel. ED ve ABD birbirlerine paralel geldi. Alanla ilgili özelliklerine bakalım. Uzun köşegenler yani biraz önce verdiğim 2a uzunluklarından bahsediyoruz. Alanı 5 eşit, pardon, 6 eşit parçaya ayırır. Yani burada BE, AD ve FC köşegenlerini çizdiğimiz zaman 6 tane aslında eşkenar üçgen oluşuyor. Niye eşkenar üçgen? Şimdi bunları mesela çizdiğimiz zaman burada biraz önce göstermiştik. Eş, eşit bir şekilde ayıracaktı 60 derece, 60 derece. Aynı şekilde buradaki CF de eşit bir şekilde ayırdı 60 derece, 60 derece. Buradaki uzunluklar zaten eşit. 60-60 burası da 60 oldu. Her biri 60-60 yani eşkenar üçgen. Dolayısıyla elimizde 6 tane eşkenar üçgen oluşmuş oldu. Şimdi biz bunların hepsini SS dedik. Bu, biz buradaki bir tane S'in alanını bulmak istesek. Eşkenar üçgenin alanını bulacağız. Bir kenara A olacak şekilde A kare kök 3 bölü 4 bize bir tane eşkenar üçgenin alanı verecek. Burada 6 tane eşkenar üçgen olduğu için de bunu 6 ile çarptığımız zaman bütün buradaki altıgenin alanı bize vermiş olacak. Bunun dışında bize e, A, buradaki e, altıgeni şöyle ayırmış olabilir. Bu sefer de A kök 3 uzunluğunda olan köşegenlerden bahsediyor. Bunları birleştirdiği zaman bu sefer de alanı şöyle parçalıyoruz. Bunların zaten hepsi 30 30 120 30 30 120 30 30 120 üçgenleri. Yani buradaki 3 tane alanda da birbirlerine eşit. S kadar ortada kalan alan ise bunların 3 katı kadar diyeceğiz bu şekilde alanı da parçalamış oldum. Evet dörtgenlere devam edelim. Dörtgende de iç açılarının toplamı yani A, B, C, D hepsinin toplamı dörtgende 360 derece. Aynı şekilde dış açıların toplamının zaten biz 360 derece olduğunu biliyorduk. Dış açılarının da toplamı yine aynı şekilde 360 derece gelecek. A, B, C, D dörtgeninde D ve C açıların açı ortayları birleşiminden bir x açısı oluşuyor. Buna göre x açısının değerini bulmak istiyoruz. Bunun için de şöyle yapıyoruz. X eşittir diyoruz. Kullanmadığımız açılar yani A ve B açılarından bahsediyorum. A açısı ile B açısını toplayıp ikiye böldüğümüz zaman bize x açısını vermiş oluyor. Bu şekilde ise. Bunun dışında A, B, C, D dörtgeni bu şekilde de gelebilir. Şimdi burada ardışık mesela burada ardışık bir şekilde gelmiş C ve D açısı. Burada mesela B ve C gelseydi A ile D'yi alacaktık. Ama burada Ardışık bir şekilde gelmiyor. Bir tanesini atlayarak mesela B açısını almış, A'yı atlamış, D açısını almış. Yani bu iki açının açı ortaylarının kesişiminden oluşan buradaki e, iç kısımdaki X açısı değil dışarıdaki X açısından bahsediyoruz. Yani burada ikisini kesiştirip buradaki açıdan bahsetmiyoruz. Dışarıdaki arada kalan X açısını bulmak için de bu sefer yine bunları kullandıysak kullanmadıklarımızı alıyoruz. Hangi açı büyükse mutlak değerin anlamı da o zaten. Yani negatif gelmemesi gerekiyor. X açısı eşittir. A'dan C ya da C'den A'yı hiç fark etmez. Çıkartıp 2'ye böldüğümüz zaman burada arada kalan X açısını bulmuş oluyoruz. Bunun dışında ABCD dörtgeninde AC ve BD köşegenleri eğer dik kesişiyorlarsa. Burası önemli. Dik kesişiyorlarsa eğer bu seferde bu sefer karşılıklı olarak yani B'nin karesini alıyorum. Artı D'nin karesini alıyorum. Eşittir diyoruz. A'nın karesi artı C'nin karesi. Buradaki açıların hiçbir önemi yok. Eşit olmak zorunda değil. Tek olması gereken köşegenlerin dik kesişmesi. Bu şekilde ise A kare artı C kare eşittir. B kare artı D kare ifadesini kullanabiliriz. Bunun dışında A, C, D dörtgeninde eğer bize alanı sorarsa. Bu sefer de şunu yapıyoruz. A, köşegeni ile BD D köşegenlerinin uzunluklarının çarpımı. Çarpı sinüs alfa diyoruz. Ve... 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Yani mesela normalde bir üçgenin de mesela şöyle diyelim. Dik üçgen için ya da buradaki mesela bir alfa açısı için olsun. Burası A uzunluğunda B uzunluğunda. Normalde biz üçgende ne diyoruz? A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 ya da 1 bölü 2. Aynı aslında buradaki burada nasıl e, bize verilen uzunluklar ile aradaki açıyı kullanarak bunu yapıyoruz. Ya da bunu e, 90 derece mesela dik üçgende nasıl yapıyorduk? A çarpı B olarak yapıyoruz. Bir uzunluğumuz A bir uzunluğumuz B. Burada biz alanı nasıl buluyoruz? A çarpı B çarpı aslında arada burada sinüs 90 var. Sin 90 değerimiz 1'di. Bunu üçgenler kısmında açıklamıştık. Sin 90 değerimiz 1 olduğu için burası direkt A çarpı B bölü 2 geliyordu. 1 çarpı 1 bölü 2 ya da. Dolayısıyla buradakiler gibi düşünüyoruz. Ama burada dörtgen olduğu için köşegenlerine bakıyorum. Yani buradaki 1 bölü 2 ve sin alfa ifadeleri buradan geliyor. Dörtgen olduğu için de köşegenlerinin çarpımı 1 bölü 2 çarpı sin alfadan dörtgenin alanını bulabiliyoruz. Bunun dışında ABCD dörtgenini köşegenlerini kesiştirdiği zaman 4 tane bölge oluştu. Ve bu 4 tane bölge için bu şekilde bir eşitliğimiz var. Burada karşılıklı olarak gelenler A ile C alanlarının çarpımı B ile D alanlarının çarpımı eşit. Dik gelmek zorunda değil eşit olmak zorunda değil hiçbir şart yok. A, dörtgeninde BD ve AC köşegenleri köşegenlerini Burada kesiştirdiğimiz zaman karşılıklı olarak gelen alanlar yani B alanı ile D alanının çarpımı A ile D alanının çarpımına eşit geliyor. Bunun dışında K, L, M, N bulundukları kenarların orta noktaları olmak üzere demiş. A, B, C, D dörtgeninde. Şimdi burada AD'nin orta noktası, DC'nin, BC'nin ve A, orta noktalarını birleştirdiği zaman K, L, N dörtgeni paralel kenarı oluştu burada. K, L, N ve M paralel kenarı oluştu ve bu paralel kenarda AC uzunluğu ile BD uzunlukları yani köşegen uzunluğundan bahsediyoruz. ABCD dörtgeninde AC köşegen, BD de köşegen. AC ile BD köşegenleri birbirlerine eşit ise o zaman KLMN paralel kenarı eşkenar dörtgen oluştu. Çünkü bunlar birbirlerine eşit ise bu sefer buradaki uzunluklar da paralellikten, buradaki uzunluklar da eşit geldi ve eşkenar dörtgen oluştu. Bunun dışında eğer bu birinci durumumuzdu. AC köşegeni ile BD köşegeni eğer dik kesişirlerse yani burada bir diklik varsa yine paralellikten burası dik burası dik burası dik olacak ve sonuç olarak da KLM'ne bir dikdörtgen oluşacak. Bu da ikinci durum. Daha sonra eğer AC ile yani köşegenlerden bahsediyoruz yine AC ile BD köşegenleri birbirlerine dik ve birbirlerine eşit ise bu sefer KLM'ne bir karedir diyoruz. Yani bu ikisinin kesişiminden bir e, madde daha oluşuyor. Tekrarlayalım. ABCD paralel kenarımız var. Buradaki kenarların orta noktalarını birleştirdiğimiz zaman KLMN normalde bir paralel kenar. Ama eğer AB ve pardon AC ve BD eğer birbirlerine eşit ise bu paralel kenar bir eşkenar dörtgenine dönüşüyor. Paralellikten birbirlerine eşit gelecek bu uzunluklar çünkü. Eğer dik kesişirlerse dik dörtgen oluşuyor. Eğer hem birbirlerine eşit hem de e, dik kesişirlerse bu sefer de KLMN bir kare oluşmuş oluyor. Buna çok dikkat edelim. Şimdi alanlarından bahsedelim tekrar. KLM'ne bulundukları kenarların orta noktaları olmak üzere yine KLM'ne bir paralel kenarımız var. Burada bizden eğer KLM'nin çevresini isterse çevre AC ile BD'nin toplamlarına eşit. AC dediğimiz ifade buradaki köşegen uzunluklarımız aslında. Yani şurada e, harflerde bir sıkıntı oluşmuş. Şöyle diyelim A, B, C, D dediğimiz zaman A, B, C, D dörtgeninde. Eğer benden K, L, M, nin çevresini isterse bunu bulabilmek için köşegenleri toplamam yeterli. Yani AC köşegeni ile BD D köşegenini topladığım zaman bana K, L, M, nin çevresini vermiş oluyor. Bunun dışında alanlarından bahsedecek olursak şimdi burada K, L, M, N, paralel kenarının dışında buradaki alanlar mavi bölgedeki alanlardan bahsediyorum. A alanı ile C alanının toplamı B alanı ile D alanının toplamına eşit olacak. Bu da önemli olan ikinci özelliğimiz. Tekrarlayalım. A, B, C, D e, burada dörtgeninde pardon. A, B, C, D dörtgeninde K, L, M, N paralel kenarının çizdikten sonra geriye kalan alanlarla ilgili A alanı ile C alanının toplamı B alanı ile D alanının toplamına eşittir diyoruz. Bunun dışında K, L, M, N paralel kenarının alanını bulmak istersek bu sefer de A B C D alanlarının yani bunların tamamının toplamı bize A buradaki K L M N paralelkenarın alanı verecek. Yani aslında buradaki şunu söyleyebiliriz: K L M N'nin buradaki alanı bütün alanın aslında yarısına eşit. Sonuçta burası için de A alanı artı B alanı artı C alanı artı D alanının toplamına eşit dedik. Buradaki dört alanın. Sonuçta burada da A, B, C, D var. Burada da A, B, C, D var. O zaman K, L, M, nin alanı bütün dörtgenin alanının yarısına eşit. Burada da zaten ondan bahsediyor. Üçüncü bu da dördüncü özelliğimiz diyelim. Şimdi yamuğun özelliklerine bakalım. A, B, C, yamuğu var elimizde. EF orta taban yani bunları iki eşit parçaya ayıracak şekilde EF orta taban ise Orta tabanın uzunluğu A uzunluğu ile yani üst taban artı alt taban diyoruz. Alt taban ile üst tabanın toplayıp ikiye böldüğümüz zaman bize orta tabanın değerini verecek. Yani A artı C bölü 2 EF uzunluğunu vermiş oluyor. Bunun dışında ABCD yamuğunda bu sefer de AC ve BD köşegenlerini çizdiğimiz zaman ortada KL bir uzunluğu oluşmuş oluyor. Ve bu uzunluğu bulabilmek için de şunu yapıyoruz. Uzun kenardan yani C uzunluğundan A uzunluğunu çıkartıp 2'ye böldüğümüz zaman bize buradaki uzunluğu vermiş oluyor. C eksi şöyle yazalım. C eksi A bölü 2 KL uzunluğunu verdi. Bunun dışında ABCD B, C'de, yamuğunda alan bulmak istersek şunu yapıyoruz. Alt taban yani C kene C uzunluğu artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik dediğimiz zaman bize ABCD yamuğunun alanını vermiş oluyor. Yani burası aslında orta tabandan geliyor. Orta taban çarpı yükseklik de diyebilirsiniz. Burası orta taban uzunluğuydu çünkü. Ya da direkt A artı yani uzun kenar artı kısa kenar bölü 2 çarpı yükseklik olarak da aklınızda bırakabilirsiniz. Evet yamukla ilgili alan özelliklerine bakacak olursak ABCD yamuğunda AD üzerine alınan bir E noktasının Burasını iki eşit parçaya ayırması gerekiyor. Ve buradaki E noktası ile C noktasını ve B noktasını birleştirdiğimiz zaman oluşan buradaki üçgen bütün yamuğun yani ABCD yamuğun alanının yarısına eşittir diyoruz. Yani burası BEC üçgenin alanı S kadar ise ABCD yamuğun alanının tamamı 2S kadar alana sahip olacak. Buradaki Önemli olan dikkat etmeniz gereken kısım E'nin tam orta noktada olması gerekiyor. Bunu tabii ki bu tarafa doğru da çizebilirdik. BC üzerine alınan yine tam ortada olan bir nokta olması gerekiyordu. Yine bu şekilde bir üçgen oluşturduğumuz zaman bütün yani ABCD yamuğun alanının yarısı buradaki üçgenin alanına eşit olacak. Bunun dışında ABCD yamuğunu köşegenlerini birleştirdiğimiz zaman yani 4 tane alana böldüğü zaman bu sefer de kuralımız şu. Şimdi buradaki DAE ve CEB üçgenleri birbirlerine eşit alanlı sahip. Yani burası S kadar ise burası da S kadar alanı sahip. Buradaki S çarpı S, yani yine aynı şekilde dörtgenlerde olduğu gibi yapıyoruz aslında. S ile S'in çarpımı, karşılıklı olan alanları çarpmıştık dörtgenlerde de. S ile S'in çarpımı, A ile B'nin alanları çarpımına eşit. Bunu da direkt şöyle de görebilirsiniz. S kare eşittir. A çarpı B. Ama dediğim gibi bu özellik tamamen alandan geliyor. Orada da aynı şekildeydi. Buradaki karşılıklı olan alanların çarpımı karşılıklı olan alanların çarpımını eşitti demiştik. Şimdi ikiz kenar yamuğa bakalım. ABCD B, C, D yamuğunda A, D ve BC C uzunlukları eşitse burada ikiz kenar yamuk oluşmuş. Dolayısıyla bunların açılarından hemen bahsedeceğiz. Bu kollar birbirlerine eşitse o zaman A alfa açısıyla burası alfa açısı, burası beta açısıysa aynı şekilde burası da beta açısı gelecektir diyoruz. Bunun dışında ABCD yamuğunda AC ve BD köşegenlerini çizdiğimiz zaman ikizkenar yamuk verilmiş. AD ve BC uzunlukları birbirlerine eşit. Dolayısıyla burada şimdi mesela şimdi biz biliyoruz ki buradaki D açısıyla C açısı birbirlerine eşit olacak. Çünkü ikizkenar yamuk. A açısıyla da B açısı birbirlerine eşit olacak. Ama burada şöyle bir özelliğimiz daha var. Şimdi ikizkenar yamukta köşegenleri çizdiğimiz zaman kesiştiği bu noktadan iki tane üçgen oluştu. Bu üçgenler de yine ikiz kenar üçgenler oluştu. Yani buradaki K dersek buraya KC ile DK uzunlukları birbirlerine eşit. Kolları eşit olduğuna göre açıları da eşit olacak. Aynı şekilde AKB üçgeni de yine ikiz kenar bir üçgen. Buradaki AK ve BK uzunlukları birbirlerine eşit olacak. İkiz kenar yamuk ise köşegenleri birleştirdiğimiz zaman iki tane ikiz kenar üçgen oluşuyor. Buradaki dediğim gibi açılar yine eşit olacak ve buradaki açıya mesela alfa dediysek Z kuralından dolayı burası alfa ise burası da alfa. İkis kenar üçgenden dolayı burası alfa ise zaten burası da alfa. Z'den dolayı burası da alfa geldi. O zaman aynı şekilde burada da bir ikizkenar üçgen var. Burası alfa ise burası da aynı şekilde alfa kadar geldi. Buradaki açısına mesela beta dersek sonuç olarak a açısı alfa artı beta ise b açısı da alfa artı beta olması gerekiyor. Dolayısıyla burası beta ise burası aynı şekilde beta açısı olarak gelmiş olacak. Önemli olan burada en çok dikkat etmeniz gereken eğer ikizkenar yamukta köşegenleri kesiştirdiyse bu sefer de tekrar iki tane ikizkenar üçgen oluştu. Bu kollar birbirlerine eşit bir şekilde ayrıldı. Bunlar birbirlerinden farklı ikizkenar üçgenler oluştu. Son olarak da ABCD yamuğunda Burada DH yamuğun bir e, yüksekliği. Aynı yüksekliğe sahip CK da sonuçta bunlar birbirlerine eşit. Yüksekliği çizdiğimiz zaman yine ikizkenar yamuktan bahsediyoruz. Yüksekliği çizdiğimiz zaman buradaki iki üçgen alanları birbirlerine eşit. Çünkü buradaki ikizkenar olduğu için AD ile BC uzunlukları birbirlerine eşit. Yükseklikler zaten birbirlerine eşit. Dolayısıyla buradaki uzunluklar da birbirlerine eşit geldi. Ve bu alanlar da tabii birbirlerine eşit oldu. Buna da dikkat edelim. Şimdi burada dik yamuktan bahsedilmemiş ama onu da bir hatırlayalım. Dik yamukla ilgili de şimdi şunu söyleyelim. Dik yamuk ise mesela A, B, C, D bize dik yamuğu verildiyse o zaman A açısı da D açısı da birbirlerinin burada dik açı olması gerekiyor. Bunun dışında biz dörtgenin iç açılarının toplamının 360 derece olduğunu bildiğimize göre o zaman B açısıyla da onu da şöyle yazalım. B açısı ile de C açısının toplamı mutlaka 180 derece olması gerekiyor. Bunun dışında bir de eğer dik yamukta en çok öz, e, önemli olan özellik aslında dik yamukla ilgili. ABCD dik yamuğunda Eğer köşegenler birbirleriyle dik olarak kesişiyorlarsa, burada AD biz h kadar dersek buraya a kadar, buraya da c kadar dersek, eğer ABCD dik yamuğunda köşegenler dik kesiştiyse buradaki AD yani h uzunluğumuzun karesi a uzunluğu ile c uzunluğunun çarpımına eşittir diyoruz. Bunu da bilirim. Evet, bir sonraki videoda paralel kenar ile devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum.